adım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim. Hep icat peşindeyim. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Ozan Bey'in asistanı. Baba, baba, topu atar mısın? Ha? Ha? Baba, uyuyor musun? Uyuyor musun sen? Ay, selam aslan oğlum benim. Akşam yemeğine geç kalma, tamam mı? Baba, akşamüstü oynayacağımız basket maçına hakemlik yapabilir misin? Lütfen. Baba? İşte bu. Ne işte busu? Faul var, faul. Ne faulü Mehmet? Direkt ben topa müdahale. Hakeme soralım o zaman. Baba. Nasıldı bugünkü basket maçınız? Her şey çok iyiydi de hakem pek orada değildi. Nasıl yani? Baban gelmedi mi hakemlik yapmak için? Geldi geldi de... Son zamanlarda babamda bir değişiklik fark etmedin mi? Yo, neden ki? Ozan... Neyin var? Neyim varmış? Resmen uyukluyordun Ozancığım. Ya bizim asistan hastalık iznine ayrıldı da... ...dükkanda bütün işleri ben yapıyorum. İki katı iş, iki katı yorgunluk. İstersen asistanın iyileşene kadar ben yardıma gelebilirim babacığım. Hem bana da deneyim olmuş olur. Sahi mi? Çok sevinirim aslan oğlum benim. Yarın gel başla. Ben de gidip uyuyayım artık. Hı?
Aslan Bey, lütfen 4 numaralı hastayı hazırlar mısınız? Unutmadan söyleyeyim, Miniş iğneden biraz korkuyor. Demek ismi Miniş. Aslan Bey, lütfen hastayı hazırlar mısınız? Sarman Hanım'ı sakın kutusundan çıkarma. Siz bu işi halledersiniz aslan oğlum benim. Şey yani Aslan Bey. Of, sırada ne var acaba? Bir kaplan? Anakonda? Yoksa zürafa mı? Belki de bir dinozor. Bu yaratık da ne böyle? Bunun neyi var acaba? Gizli bir hastalık mı? Kalp rahatsızlığı olabilir diye düşünüyorum. Onu koşturmamız lazım. Ama çok tembel bir hayvan bu. Evinden ayrılmıyor. Eminim sen bir yolunu bulabilirsin. Bu arada tedaviden sonra onları sahiplerinin evine bırakmak da asistanımın görevidir. Bu hayvanların sorunlarıyla nasıl uğraşacağım ki ben? Keşke konuşup dertlerini anlatabilseler. Belki boyumdan büyük bir işe giriştim. Vazgeçmek en iyisi olacak. Neler oluyor burada? Ne yaptığını sanıyorsun? Ama yapamıyorum. Biz böyle kolayca pes eder miyiz hiç? Önce bir hayal gücünü kullan bakalım. Biraz zorla kendini. Tek tek ele alalım sorunlarımızı. İlk olarak Miniş. Bir düşünelim bakalım. Biz olsak nasıl sakinleşirdik? Bademcik ameliyatımda ödül olarak dondurma vereceklerini duyduğumda nasıl da sakinleşmiştim. O dondurmayı hala hatırlıyorum. Köpekler dondurma yerler mi? Dondurma olmasa da bu hayvanların bizimle iletişime geçmelerini sağlayacak ödüller bulmalıyız. Onların dertlerini anlamak için onlar gibi düşünmeliyiz. Kaldı iki. Bu ödül olayı Sarman Hanım'da işe yaramayacak galiba. Müzik de hayvanları yatıştırırmış diye duymuştum. Gerçekten sakinleştirici. Hem de çok. Galiba Sarman Hanım'ı sakinleştiremeyeceğiz. Onun yerine kendisini böyle kabul edebiliriz. Nasıl yani? Harika. Zarar vermedikten sonra istediğimiz kadar saldırsın. Sıradaki. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Evinden ayrılmayı hiç sevmiyor. Nereye koyarsak koyalım evini arıyor. Tapia. Tebrik ederim aslancım. Bu işin altından rahatlıkla kalktın. Biraz hayal gücünün yardımıyla altından kalkılamayacak iş yoktur babacığım.
Böyle demene sevindim. Çünkü yarın için de bir yardımcıya... Artık şaka da yapılmıyor kimseye. Bu devirde yeni asistan bulmak çok zor vallahi. Neyse ki benimki hastalığını çabuk atlattı.